Sevgili Hızlı Çıtalar ve Bilge Baykuşlar, hepinize merhabalar. Bugün Osman Hocam'la beraber sizlerden gelen müthiş soruları cevaplıyoruz. Evet Osman Hocam, nasılsınız? Biraz hastasınız. İyiyim. Evet, hastayız ama görev aşkı, biliyorsunuz ki bir numara, geldik. Evet, bugün öğrencilerimiz için yeniden buradayız. Çok güzel sorular varmış. Cevaplayalım bence. Kesinlikle. Ama öncesinde şunu da sormak istiyorum. Belki de biraz övgü duymak istiyor da olabilirim. İkinci sezon hocam. Az kaldı, bitiyor. Nasıl? Hocam, öncelikle tebrik ediyorum. İkinci sezonda da gerçekten çok güzel bir başarı elde ediyorsunuz. Biz size yetişmeye çalışıyoruz ama siz maşallah çok daha iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. Ben buradan tabii ki öğrencilerimizi kutlayalım asıl, onların çabası sayesinde. Güzel bir yarış oldu. Evet, kesinlikle güzel bir yarış oldu diyelim ve müthiş sorulara geçelim diyorum ben. Buyurun. Aslında ilk sorumuz Hızlı Çıtalardan hocam ama çok güzel bir soru olduğu için ikimiz de cevaplayalım istiyorum ben. Çünkü özellikle 15 tatile de çok az bir süre kaldı biliyorsunuz. Öğrencilerimizin merak ettiği şu: 15 tatil itibariyle deneme netlerimizi nasıl yükseltebiliriz? Güzel bir soru. Evet. Şimdi 15 tatilde netlerimizi yükseltebilmemiz için ilk yapmamız gereken şey bizim öncelikle ilk dönemin eksiklerini güzelce yerine getirebiliyor olmamız. Bunu da nasıl yapacağız? Tabii ki bizler Tonguç Akademi ailesi olarak her zaman olduğu gibi sömestr tatilinde de yanınızdayız. İlk tekrar kampımız var arkadaşlar. Bunların duyurularını yayınlıyoruz. Lütfen kaçırmayın. Burada yapacağımız çalışmalara katılarak ilk dönem eksiklerimizi tamamen halledebiliriz arkadaşlar. Ve tabii sonrasında birkaç şey daha yapmamız gerekiyor. İsterseniz onlara da birazcık siz değinin. Evet hocam, tamamen katılıyorum. Zaten arkadaşlarımız bizi buradan takip edecek. Ben bunun dışında da öğrencilerimize şunu öneriyorum. Arkadaşlar, tüm test kitaplarınızı, konu anlatım kitaplarınızı yanınıza alın ve kendinize bir liste oluşturun. Örnek veriyorum, her ders için ben Karakök'ten hangi kitabından ne kadarını çözmüşüm, ne kadarını çözememişim. Bunları belirledikten sonra kendinize bir ara tatil programı yapmanız gerekiyor. Göreceksiniz, eğer tüm kitaplarınızdaki eksikleri kapatırsanız netleriniz de artacak. Ve tabii ki de 15 tatilde her gün bir deneme çözmenizi de öneriyoruz. Diyelim ve ikinci sorumuza geçelim hocam. Bunu Bilge Baykuşlar'dan Muhammed Mehmet Azbay sormuş. Hı hı. LGS denemelerinin şu anda kaç nette olması gerekiyor? Şimdi güzel bir soru. Evet. Burada direkt olarak öğrencilerimize beklediği bir deneme doğru sayısı veya net sayısı vermemiz doğru değil. Neden böyle söylüyorum? Sevgili arkadaşlar, çünkü biz bu aralar 50'li, 60'lı, 70'li netlerde olan öğrencilerimizin de 90'a veya 90'a çok yakın bir netlere ulaşabildiğini de görüyoruz. Yine 80'in üzerinde olan arkadaşlarımızın 90'a ulaşabildiğini de görüyoruz. Yani hocam, ben yine de sizlerden bir şeyler duymak istiyorum. Görevlerimi tam yapıyorum, derslerimi çalışıyorum, tekrarlarım var. Tonguç Akademi'nin yayınlarını düzenli olarak takip ediyorum. Yani şu anda bana en azından bir şey söyleyin, ne olsa daha iyi olur dediğiniz zaman ben ortalama 65 ila 80 net aralığında olan arkadaşların hala yarış için çok ciddi şanslar elde ettiğini düşünüyorum. 80 ve 80 üzeri olan arkadaşlar da artık birer derece adayılar ve onlar da yanlış ve boşlarını öğrendikleri müddetçe, haftalık bir programla çalışıyor oldukları müddetçe finale erişecekler. Teşekkürler hocam. Ben de size tamamıyla katılıyorum. Hani çok kısa Muhammed'e ben de bir şey söylemem gerekirse, şu anda net hesabından ziyade daha önceki çözdüğü netlerinden daha fazla net çıkarması, yani her denemesinin kendisinin daha iyi olması yönünde bir analiz yaparsa kendisi için daha mantıklı olabilir bu noktada. Evet, bir sonraki sorumuz Habibe Yalçın 6666 sormuş. Siz hocam değişik isimleri de seviyorsunuz. 6666 aklımda kaldı. Umarım mesajı da kalır aklımda. Evet. Sorumuz şu: LGS için en az ben 4-5 saat çalışıyorum demiş. Kaç saat çalışmalıyız ve derste iyiyim, denemelerim kötü geliyor, ne yapmalıyım diye sormuş. Aslında ben hocam şöyle bir şey söylemek istiyorum bu noktada. Beni biliyorsunuz, ben de öğrencilik yıllarımda hep anlatıyorum burada. Genelde mesela 4'te eve geliyorsam 4-5 saat çalışıp yani 8'den sonra asla ders çalışmıyordum. Yani ben öğrencilerime de aslında bir noktada bazen bunu önerebiliyorum. Eğer gerçekten çalışıyorsa... Şimdi bir noktada deyip şöyle birazcık böyle hatları kıstınız, anlayabiliyorum ama... Çağla hocam, şimdi siz zaten özel bir öğrenciydiniz. Yani zaten başarılı derslerinize çalışan ve bu konuda aslında Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birini kazanarak bunu taçlandırdınız. Bunun için de ayrıca hocam tebrik ediyorum. Yani kariyer yolculuğunuz çok güzel geçti yani. Buna katılıyorum ama şimdi öğrenciler hocam okuldan geliyor. Biraz dinlenmek istiyorlar. Siz dinlenmeden hemen çalışmaya başlamışsınız. Evet, doğru bu arada, bunu da söylemiş olayım. Onu ne yapacağız peki? Orayı da bir halledelim. Ya ben ben dinlenmiyordum. Direkt derse başlıyordum ama öğrencilerimiz tabii ki bazıları dinlenince daha rahat ediyor olabilir. Bu noktada dinlenmesini de kabul buluyorum ama sonraki süreçte hani buna göre 9'da da dersini bitirebilir. İlla uyuyana kadar ders çalışmaya da bilir diyorum ben. Bu arada ben de bu konuyla alakalı şöyle düşünüyorum. Şimdi eve geldiğiniz zaman mutlaka en az 4-5 saat çalışmalısınız diye benim bir kuralım yok. Önemli olan şey şu: gün bittiği anda ben çalıştım ve bugün gerçekten benim için iyiydi, ben bugün güzel çalıştım diyebiliyorsanız bu bizim için çok iyi.
Bunu bazı arkadaşlarımız okuldan gelince direkt yapar sizin gibi. Hı hı. Bazıları da bir saat falan maksimum dinlendikten sonra yapar. Ama mutlaka hepsi olabildiğince gün sonunda evet çalıştım diyebileceği saatlere ulaşabilmeli. Bu öğrencimizin kendi de yazmış zaten hocam. Denemeleri ders çalışmasına rağmen kötü geliyormuş. Yani bence burada verimli çalışma konusunda sıkıntısı da olabilir. Mutlaka ben hemen rehber öğretmene yönlendirmeye bayılıyorum. Bununla ilgili de bir soru var, ayrıca cevaplayacağız ileride. Hemen gideceğiz, kapısını çalacağız hocamızın ve bu probleme dair çözüm arayacağız. Çünkü öğrencimizi, öğretmeni daha iyi tanıyor. Biz genel geçer bilgiler verebiliriz. Bu konuda destek almak şart. Devam edelim o zaman bir sonraki sorumuza. LGS'ye geç çalışmaya başladım. Güzel bir soru bu arada bu arkadaşlar. Hepiniz için bunu çok soran arkadaşımız oluyor. Şimdi ise konulara baştan başladım. Şimdi çalışsam ileriki konulara yetişebilir miyim? Takımını belirtmemiş ama zaten dediğim gibi çok sorulan bir soru. Bence bu noktada tabii ki 6 aydır çalışan arkadaşlarımız var. Hatta belki yaz tatilinden itibaren çalışan arkadaşlarımız var. Şimdi ders çalışmaya başlamak seni biraz geride hissettiriyor gibi olabilir ama önünde 15 tatil, Nisan ara tatili ve Mayıs ayı gibi aslında son ay çok böyle çalışan öğrencilerimiz gerçekten öne geçebiliyor. Güzel zamanlar olacak. Bu nedenle bu senin moralini düşürmesin. Buralarda çalışırsan emin ol yakalarsın diyorum ben. Hocam sizin düşünceniz nedir? Ben de öyle düşünüyorum. Bu semester bunun için müthiş bir ara. Evet. Öğrencilerin açıklarını kapatabilmeleri muhtemel. Hiç çalışmamış olan arkadaşlarım bile ben birçok konuyu bildiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla o bir dönemdeki eksiklerimizi semesterde kapatabiliriz. Sonrasında da kaldığımız yerden diğer arkadaşlarımızdan biraz daha fazla çalışarak bu açık kapanabilir. Eylül biten 16'nın sorusu geliyor şimdi de. Denemede özellikle sözel bölümde sürem artıyor. Ne kadar yavaş çözsem de hep bu şekilde. 20-30 dakika kalıyor ve 2-3 kez kontrol etsem bile boş vakit kalıyor. Yani hep hızlı çözüyormuş bu arkadaşımız. Bunun bir yararı veya zararı var mı? Var, zararı var. Çok acele etmemize gerek yok çünkü bu arkadaşımızın aslında ben ufak tefek yanlışlar yaptığını biliyorum. Sonra onu da şöyle diyoruz. Ya okuma hatası yapmışım. Dikkat hatası olmuş. Benim dikkat dağınıklığım mı var acaba deyip bazı aileler bu konuda gidip bir uzmandan destek almak gayretinde de bulunuyorlar. Maalesef bazı uzmanlarımız bu konuda öğrencileri ilaca da maruz bırakabiliyor. Şimdi ilaç kullanması gereken arkadaşlar illaki vardır. Kimseye ilaç kullanmayın demiyorum. Ama bilmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Sınavın bir süresi varsa bu sınav ve bu süre uzmanlar tarafından organize edilmiş ve bizim o süreyi dolu dolu halletmemiz gereken bir bütünü oluşturuyor. Hocam ama ne yapayım, ben hızlıyım diyebilirsiniz. Evet, hızlı olabilirsiniz. Ama bu hız matematiğe ve fen olan sayısal oturumuna da yansıyorsa haklısınız. Ama hocam sayısal zor yetişiyor. Ben sözelde böyle 20 dakika boşluğum oluyor. Hayır, orada bir duracağız. Çünkü ben eminim dikkatten, odaklanmadan, yanlış okumaktan kaynaklanan şekilde soru kaçırıyoruz. Dikkat edeceğiz. Daha yavaş olacağız. Vurgulanan yerlerin altını çizeceğiz. Ve en önemlisi gözümüzle okuyacağız. Ben hocam sorulara 2'den fazla dönen bu zamana kadar bir öğrenci tanımadım. Dönen de öylesine dönüyor hocam. Mesela yapmış ya, işaretlemiş, onun mantıklı olduğunu düşünüyor. Hı hı. Baktığı zaman diyor ki ha zaten böyle şey yok, hayır. Yani hiç bilmiyormuş gibi o soruya bir kere daha dönmek lazım. Evet, kesinlikle. Yani bu da tabii ki yavaş çözüm biz asla demiyoruz ama dikkatli çözüm. Buradaki tabii bizim değindiğimiz nokta o. Şimdi hızlı çıtalardan bir arkadaşımızın sorusu var. Ders çalışırken her gün farklı iniş çıkışlar yaşıyorum. Bir gün çok iyiyken diğer gün çok moralim bozuk olabiliyor. Derse odaklanamıyorum, ne yapabilirim? Bu konuyla alakalı özellikle LGS dershanesi öğrencilerimizden de bize son zamanlarda çok fazla soru geldi. Çünkü artık sınavların da bitmesiyle yazılar bitti, sömestre gireceğiz artık okulun son günleri. Hani öğrencilerde büyük bir sıkılmışlık, artık okul bitsin, sınavlar bitsin diye bir kafa yapısı oluştu. O yüzden anlayabiliyorum. Yeter artık diyoruz, yeter! Kesinlikle bu tip sesleri çok fazla duyuyoruz işte arkadaşlar. Bu dönemde çok normal. Öncelikle bunu anlamamız gerekiyor. Ama bu sizde böyle çok uzun zamandır olan bir şeyse tabii ki bu noktada rehberlik öğretmeniniz ya da ailenizle bu konuyu konuşabilirsiniz neden olduğuyla alakalı. Ve emin olun aslında bizim kendi içimizdeki bu yarış kesinlikle kendimizle, yani başkasıyla değil. Devamında şimdi Bilge Baykuşlar'dan bakalım bir soru geliyor. Hocam her seferinde soruyorum ama cevap alamıyorum. Hocam hiç bu soruyu cevaplamadım. Hocam o zaman yine cevaplamayalım. Bir sonraki soruya geçelim. Sorum en yüksek denemem 413, %3'lük bir dilimdeyim. LGS'ye kadar yükselir mi? Yani zaten yükselmiş. Daha fazla yükselmesini istemek çok normal. Ama yükselmiyor diye de endişelenmek yersiz. Çünkü %3'lük dilimdeki bir öğrenci böyle gününde olursa, mutlu hissederse bu bilgi düzeyiyle %1'lik dilime girer. Net söylüyorum. Full de yapabilir. Zaten sınav günü de birden fazla kez, hocam siz de biliyorsunuz, 90'da 90 yapmış öğrencileri gördük denemelerde. Şimdi bu arkadaşlar bazen sınava giriyorlar. O an iyi hissetmeyebiliyorlar. İşler yolunda gitmiyor. Hemen böyle 3-5 yanlış yapabiliyorlar. O da onların %2'lik, %3'lük, %4'lük dilimlere girmelerini sağlıyor. Evet. Şimdi böyle olunca %1'lik dilime girmişsiniz, %4'e gelmiş. Yani bunlar
sizin çok aranızda fark olduğunu gösteren şeyler değil arkadaşlar. Önemli olan yanlışlarınızdan hareketle aynı şeyi devam ettirmek. Güzel gidiyorsun. Evet, son sorumuzu alıyorum hocam. Hüda Mıncıdıt LGS sormuş. Çok güzel okudunuz hocam. Teşekkür ederim. İsmi çok güzel o yüzden. Hocam, nitelikli bir lise kazanmak için sömestrde ne yapmamız gerekiyor? Sevgili Hüda Mıncıdıt arkadaşımız. Nitelikli bir lise kazanman için ilk sorulara cevapladığımız gibi önce kampımıza katılıyorsun. Sonra haftalık bir program mutlaka kendine yapıyorsun. İkinci dönem bundan vazgeçmek asla yok. Bak, bunları not al şöyle, kalemle kağıtla güzelce not al. Haftalık bir program yapıyorsun ya, bu programa bir önce girdiğin denemedeki yanlışlarının veya boşlarının hangi konulardan olduğunu yazıyorsun. Oradaki konuları da bu haftalık programa dağıtıyorsun. Önce konu, sonra soru çözümü olacak şekilde. Sana güveniyorum ve sen de bana güven. Yıl sonu müthiş işler başaracaksın. Kesinlikle ve bence hocam biz bu başarıları göreceğiz. Bence öyle düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten yorumlarda arkadaşlarımız hep yazıyor. Hatta geçen günlerde okudum. Yazılar çok iyi geçmiş. Bunu da yorumlara yazmışlar. Çok mutlu oluyoruz yorumlarınızı gördükçe arkadaşlar. Bugün de sizin sorularınızı yanıtladık Osman hocamla beraber. Siz soru sormaya devam edin. Çünkü biz burada zaten cevaplamaya devam ediyoruz. Her zaman sizin yanınızdayız biliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.